Assalamu alaykum, qarindoshlar, hammalarning qimmatli vaqtini chiqarib bugungi mashu bizningki yig'ilishimizga kelganligingizga ko'pdan ko'p rahmat. Men oldi bilan mushundoq muhojirat hayotimizda da'voyimizni anglatishga bizga fursat va ne'mat bergan janob Allohga, shundoqla Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatiga, Sharq Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyatining yetakchisi Hidoyatulloh O'g'izxon hojim, Abdulahad hojim, Abdulahad Qushqun, Abdulhalil Abidjon va Abdusalom qarim qatorliq azmatlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mening sunmoqchi bo'lgan bugungi ya'ni maqolam Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasi haqidagi strategik, tarixiy strategik planlari va buguni degan haqida. Tarixiy strategik planlarni men Yaponiya manbalardan olgan, ya'ni tashqi dunyoga oshkorlashga bo'ladi degan taraflarni Yaponiya tarafdanki ijozatini olgandan keyin buni sizlarga sunishga nisb bo'ldi. Chunki men Yaponiyadagi Yaponiya Xitoy masalalari komitetining Tibet Uyg'ur masalalari bo'limiga mas'ul bo'lganligim uchun va bu tadqiqot temasiga men 2008-yildan tortib hozirgacha yetakchilik qilayotganligim uchun bu ba'zi arxiv, ba'zi materiallarning maxfiyatligi bo'ladi va shundoqla ba'zi konferanslarda buning qaysi tarafini Uyg'ur xalqiga va boshqa so'rinlarda oshkorlashga bo'ladi va ba'zi qaysi tarafini maxfiy tutishga bo'ladi degan tarafdan ko'z tutgan holda men sizlarga oshkorlashga tegishli tarafdan oshkorlayman. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, dunyoda Yaponiya Xitoyni hammadan bek tushunadigan, Xitoyga hammadan yaqin do'st bo'lgan, shundoqla Xitoyga hammadan o'sh bo'lgan davlat. Yaponiyada bundaq deyishimlik sabab, Yaponiya, ya'ni Xitoyning tarixiy dushmani, zimin masalasi va shundoqla siyosiy iqtisodiy jihatlardan nurg'un masala bo'lganligi uchun Yaponiya tarixdan tortib hozirgacha Sharq Turkiston masalasini ko'zor qilib turib, Xitoyga qanday taqobul turish va Xitoy bilan qanday raqobatlashishni hozirgacha o'zining davlat strategiyasi deb qilib keldi. Va 2008-yilga kelgan vaqtda rasmiy Xitoy masalalari tadqiqot guruhini qurib, Uyg'ur Tibet guruhini hosil qilib, buningda Uyg'urlarning kundalik ahvoli va Sharq Turkiston mujohidlarga chetalda ilib berilayotgan ahvollarni bevosita akademik shaklda mush komitetining a'zolari, dunyoning har qaysi yerlaridan to'plagan uchur va boshqa axborotlarga asosan ministerlikka doklad tayyorlash, har haftada bir qatim doklad sunish, bir oyda bir qatim muavin ministerlikdan yuqori bo'lgan odamlarga, ya'ni Sharq Turkiston masalasi, Tibet masalasi, Mongol masalasi haqida doklad berishni hozirgacha davomlashtirib kelyapti. Endi tarixda Sharq Turkiston masalasida, ya'ni Yaponiya nima ishlarni qilib bo'lgan va nima ishlarni qilgan, Yaponiya bilan Sharq Turkiston masalasini kim tunchi qatim tutashtirgan degan bir savol tug'iladi. Ya'ni bu yerda ko'rib o'tganingizdek, birinchi suratdagi sol tarafdagisi marhum liderimiz Muhammad Emin Bog'ra. Muhammad Emin Bog'ra tunchi qatim Yaponiya Sharq Turkiston masalasini anglatgan va Yaponiyaga kelib, bizning qarindoshlarimizning Sharq Turkiston masalasini anglatishga yeshil chiroq yoqib bergan zotlardan biri. Alloh jannat ato qilsin. Muhammad Emin Bog'radan boshlangan bu mujohidimizga shundoqla uning yetakchiligida kelgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining vakillaridan tashkillangan 15 kishilik hay'at 1939-yili 5 ayning 19 kuni Shanghay orqali yo'lga chiqib, Kobega yetib berib, Kobedan Tokyoga yetib kelgan. Mushu yil nomisi bo'yicha hisoblaganda Sharq Turkiston da'vosining Yaponiyada ilib berilganiga bu yil 80 yil to'lgan kun bo'ladi. Inshaalloh yana uzoq muddatga bormay, ya'ni bu masalalarning oxirlashib, Alloh hammamizning vatanga qaytishni nasib qilsin. Undaqda Muhammad Emin Bog'ra Yaponiya bilan bu Sharq Turkiston masalasini qanday bog'lagan, Yaponiyaning Sharq Turkiston masalasi haqidagi shu vaqtdagi strategik qanday plani bor deganini Yaponiya harbiy arxivlardan men o'zim ko'rgan va oshkorlashga bo'ladi deb qaragan taraflarni sizlarga tarjima qilib buni tayyorladim. Buni o'qimasam, buni da o'zimning so'ziga aylantirsam, buni da xatolik yuz berishi mumkin. Shuningga shu ayni vaqtdagi 36-34 yillardagi yaponcha yozilgan maxfiy telegrammalar, maxfiy sifirlik dokladlar degan hujjatlarga asoslanib tarjima qilingan nusxalarni sizlarga o'qishni loyiq ko'rdim. Yaponiya tashqi ishlar ministerligining harbiy ishlarga oid material bo'limida Ikkinchi dunyo urushidan ilgariki Afg'oniston poytaxti Kobuldagi Yaponiya elchixonasidan Yaponiya tashqi ishlar ministerligiga yo'llangan Uyg'urlarga oid ko'plagan maxfiy sifirlik maxfiy sifir bilan yozilgan telegrammalar saqlanmoqda.
Бұларының бір қысымы қолды езілген, бір қысымы болса, машинкалары ұрылған тілграммалар. Токиода сақылынып атқан бұл тілграммалар ішінде Кабулдегі Япония әлшіханыста 3,5 жыл баш әлшілік вазифесін өтеген дипломат Китаданың Япония ташқы ішкі министрлігі жолдаған ұйғырларға ait тілграммаларының өзі 1000 парчадан асады. Бұл тілграммаларның сыртыға мәхби деген таңба ұрылыш білен бірге мәхбиетлік номерлер сілінген. Япония ташқы ішкі министрі Хирото Кокиға әң дәстәпкі жолданған тілграмма 1934 жылы 11 айының 27 күні, яғни Шарқ Түркістан Жумһуриеті құрылып, бір жылдан кейін жолданған тілграмма. Болып мәзкур тілграммада Шарқ Түркістанның нәуеттікі саяси вазиеті хақыдегі ұшырлағы ва ұшырлағының Афганистан ташқы ішкі министрлігінен елінген ақпаратларға асасын жолданғанлығын білдірген. Яғни şu уақыттың өзі де Япония ташқы ішкі министрлігі Япония баш әлшіханысы Шарқ Түркістанның вазиетін Афганистан ташқы ішкі министрлігінен алған ұшырлағы асасын жолдап тұрған. Япония ташқы ішкі министрі Кокиға әң дәстәпкі жолданған 1930 Кабулдегі Япония әлшіханысы кітаданың 35 жылы 1 айның 19 күні Япония ташқы ішкі министрі Хирото Кокиға жолдаған 2-ші телеграммасы Шинжан хаққыда ұшыр, Совет, Англия, Афганистан ва Қытайның азырқы әхвалы деген намдекі телеграммасы болып, мәзгүр телеграмының мәхби номері 6-та, жәме 34 бәттен тәркіп тапқан. Телеграмының асастық мәзмөні Кабулдегі Япония баш әлшісі кітаданың еңіден құрылған Шарқ Түркістан Ислам Жумһуриеті хаққыдегі Совет Итпағының Тәшвиқат тоғырыстығы ұшыры болып, мәзгүр тілграмы қарғанда Совет Итпағының Шарқ Түркістан Ислам Жумһуриетіні, Хотан Ислам Халифелігіні, Англия құрды, бұ Англияның стратегилік планы деген тәшвиқатыны еліп барған. Әмелиетті болса, Англия Шарқ Түркістан мәселесіге қызыққан болсымы, ама ұла Шарқ Түркістан мәселесіде оттыр ел тұтқан. Шундақлы Шарқ Түркістан Ислам Жумһуриетінің құрылышыға ешқандақ ярдан бәмеген. Сәбәбі, Англия Шарқ Түркістан Ислам Жумһуриетінің құрылышыны қолдаса, өзінің мустәмлікісі Кәшмір патшалығыдегі мұсылманларының мұстақылық талап қылып, топылан көтүрішдімі әнсірген. Яғни бұл баш әлшінің өзінің саяси тәхлили. Телеграммада Шарқ Түркістан Ислам Жумһуриеті, Хотан Халифелігі, Англия Совет Итпағының ярдым білен емес, бәлке ұйғыр халқының өзлері таллап іліп барған, мұстақылық жолы арқылы құрылған хакимиетлердір, деп баш әлші кітаданың саяси анализлерімі қосылған. Кабулдегі Япония әлшісі кітаданың 1935 жылы 11 айының 7 күні Хотан әмірі Мухаммед Эмин Боғра білен Кабулды мәхби ұшырашқандан кейін Япония ташқы ішкі министрлігі Хирото Кокиға жолдаған мәхби номері 17853 номерлық телеграммасында Хотан Ислам халифелігінің әмірі Мухаммед Эмин Боғраның азыр толымы қиын ахвалда қалғандығыны, әтті Хотандан қашып Хотан чегілісі әтрапыда мүкініп жүргендігі, оның ярдәмге мұқтаждығы білдірілген. Әлші кітаданың 1936 жылы 1 айының 15 күні жолдаған мәхби номері 811 номерлық телеграммада Мухаммед Эмин Боғраның Кабулдегі Япония әлшіханысыны мәхби зиярат қылып, сөхбетті болғандығы. Бұл сөхбеттің ұйғырларының сүргіндегі рәхбәрлерінің япон дипломатлары білен еліп барған тұңғыш қытымды құшырышы екендігі алайда ескертілген. Телеграммада Мухаммед Эмин Боғраның Японияға қылған екіншілық сөздері білен ұйғырларының Японияға болған көңіл арзулары ішпатылынып, Манчжурия мұстақылығыдан кейін ұйғырларының Японияға көбірек ішенші бағлығандығыны, Совет Итпағы қарсы тұрыш үшін Мухаммед Эмин Боғраның Япония әлшісі кітададан Японияның ұйғырларға бұл жәһетте ілхам беріші білен бірге құрал ярақ жәһеттімі ярдәм қылышыны талап қылғандығы білдірілген. Телеграммада яна Мухаммед Эмин Боғраның Япония әлшісіден 5000 дана мылтық, 100 дана автомат ярдәм берішіне ілтимас қылғандығы ва бұл құралларны Афғанистан арқылы тапшырып ілішіне сұрағандығы алайда ескертілген. Әлші кітада Япония ташқы ішкі министрі Хирото Кокиға жолдаған мәхби телеграммасында Мухаммед Эмин Боғраның Совет Итпағы қарсы тұрыш идеясының күштілігіне, Совет Итпағыдан ибарат бұл коммунистлерге қарсы тұрышта ұйғырлар идеясының Япондар білен тамамен ұқсастығы баян қылынған.
Telegramda Muhammad Emin Bo'g'ra bilan bo'lgan suhbat naiti ko'ngillik bo'ldi deb eskertilgan. Kabuldagi Yaponiya elchisi Kitadaning 1936-yili 5-oyning 4-kuni Yaponiya tashqi ishlar ministri Hiroto Kokiga yo'llagan maxfiy telegrammasida Sharq Turkiston vaziyatining hozir Yaponiyaga talpinish, yiqilish umidida ekanligi bildirilgan. Elchi Kitada telegrammada yana o'zining tahlilini o'tirib qo'yib, hozir Yaponiya Osiyoda birdan-bir kuchli davlat bo'lganligidan va shundoqli dunyoda e'tirof qilinganligidan Osiyo xalqi Yaponlardan qanchalik umid kutayotganligini Yapon hukumati xalqi his qila olmaydi va bilmaydi deb bayon qilgan. Kitada o'zining telegrammasida O'rta Osiyoda turib, osiyoliklarning Yaponiyaga bo'lgan kuchli muhabbatini his qildim deb qolay ta'kidlagan. Telegramda Sovet İttifaqı hazır Şərq Türkistanda Yaponga qarşı turuş haqqında təşviqat elib beriyatıdı. Yaponiyanın pan-asiyaizm hərəkəti normal hərəkət. Yaponların itisi müstəmlikçilik itisi emas deyilgan. Telegramda şundaqla Manchuriya dövləti Yaponiya tərəfindən qurulub tez güllənganlığı üçün Şərq Türkistan xalqı Yaponlara bəkmiş yengen. Şuna Şərq Türkistan xalqı Yaponiyadan mənfəət və ümid kütməkdə deb əskərtilgan. Yapon elçisi Kitadanın Kabul'dan Tokyo'ya yollagan barlık telegramlarda Muhammad Emin Bo'g'ra'nın ismi Xotan Emiri, şundaqlı Yaponca Sakura degen isimler kullanılan bulup, Muhammad Emin Bo'g'ra degen isim pekatli işitilmegen. Yapon tildeki Sakura'nın mənisi gül veya ki mevhum nerslerge kartı etilgan bolsa mı, ama Muhammad Emin Bo'g'ra'yı kullanılan Sakura bu mənilerden yiraq bulup, Sakura'nın xat şekli Yaponiya Chiba ülkesinin Sakura şehrinin xat şekli bilen oxşaş xat şekli bilen kullanılgan. Yani Muhammad Emin Bo'g'ra'nın ismi kullanılgan bu şehirde hazır Yaponlar, Uyghurlar en köp ultraklaşkan şehirlerden biri. Yani 36. yılı kurulgan bu stratejiyada 84. yılından keyin Şərq Türkistan'dan kelgan Uyghurlar şu şehirlerde ultraklaşkanlığının özü bu devletin Şərq Türkistan stratejisinde ne kadar uzunlu közlegenliğinden gerek görür deb qarayman. Kitada Kabul kilişini ilgiri. Yani Yaponiyanın o ya Kabul'da turvatkan başı elçisi Kabul'da kilişdin ilgiri Mısır, Türkiye, Katarlık devletleri ki Yaponiya elçikallarda vazife ötügen. O Yaponiya'nın İslam elleri bilen diplomatik münasebet orantışka zor rol oynayanlığını kipadındı. Yani kitada şu vakitin özü de Muhammad Emin Bo'g'ra bilerlemez. Yani İslam dünyasının cümledin Türkistan dünyasının yıldızı boğan Musa Carullah bilen mi Afganistan'da söhbet ötküzülgenliği bazı telegramlarda kayıt kılındı. Kabul turistik Yaponiya başı elçisi Kitada'nın 36. yılı 1. ayının 25. günü Tokyo'ya yollagan mahbi numarı 29. numaralı telegramında Muhammad Emin Bo'g'ra Avrupa tillerinin habersiz ama o Paris Türk tillerine mükemmel. Özü bolsa adil, samimi, rastçıl, öz yurtunu söyleyen adam değilgen. Telegramda yana Sovet İttifaqı Muhammad Emin Bo'g'ra'nı Angliyaning küçüğü, konçığı deb təşviq qilib atqan bolsa mı, əməliyyatda bu kütülləy əksinçe. Angliyaning küçüğü, konçığı digərlər, pəqətlə öz yançığını pulğu toldurışını məqsəd qılğan Şərq Türkistanlıq rəhbərlərdə o deyilgən. Muhammad Emin Bo'g'ra bolsa, Angliyamı qatlıq diqqət qilib atqan şəxs bulub, o demokratiyanı yaqlaydıqan zat edi deyilgən. Yaponiya elçisi Kitada'nın 1936 yılı 5. ayının 4. günü Yaponiya Tashqi İşlar Ministeri Arita Hirochiga yollagan mahbi numarı 1236 numarı bolgan telegrammasını Kabul'daki Yapon elçixanasının Paris tili tercümanı Asakura Motsubishi tercim kılgan bulup Muhammad Emin Bo'g'ra'nın dokulatı asasına yollanan 52 betlik telegramma Xotan Emirinin mektupları degen namıda bulup, mezgur telegramma naiti muhim telegrammalar Katar'da muamele kılınıp, Yaponiya Tashqi İşlar Ministeri Arita Hojiko başlık, barlık Yapon rehberleri oylan müstel söhbet yığını çağırıp, bu telegrammını tepside okup, Tashqi İşlar Ministeri Şərq Türkistan'ın emiriyeti hakkındaki bazı münazırlarını yürütken. Xotan Emirinin mektupları namıdaki telegrammada asaslık Xitay hükümetinin Şərq Türkistan'da elib bargan basturuş asmalasiya kılı siyaseti,
Şərq Türkistanda zamanəvi məktəblərinin yoxluğu, şu səbəbdən ilim fən bilimlərini igəlləşdirmək mümkün əməsliyi, gezet jurnal nəşr qilishinin çəkləngənliyi, türlük mədəni yığılışlarının mənni qılınıb, kimiki iş çıxarsa vəqə sadir qıldı degen bahanı səbəblərindən ölümge hüküm qılındığanlığı, ölümge hüküm qılınmağan təqdirdimi, məngülük zindanğa taşlındığanlığı ibarət Şərq Türkistanın umumi və ictimai vəziyyəti əks etdirilgən. Kitadanın 1937-ci ili, 4-cü ayının 23-cü günü yollanan telegramında Şərq Türkistanın yaxınki əhvali və Xotan əmri namiriki məxfi telegram bulub, onunda Muhammed Emin Boğra haqqıda toxtulub, Muhammed Emin Boğra naiti isladəm, vətənsöyər, rastçıl, onun uçurları toğra deyilgən. Yaponiya Taşqı İşlər Ministerliyinin hərbi işlərinə aid məxfi materiallar bölümündə saxlanıb atqan Şərq Türkistanda islahat edib veriş planı deyilən məxfi materialdımı? Əsli Xotan əmrinin planı namlıq Paris dildə yazılğan Muhammed Emin Boğranın qol yazmışlığı əsasən tərcümə qılınğan material bulub. Bu material Kabuldakı Yaponiya elçixanasındakı Paris dildə tərcüməni Saito tərəfindən tərcümə qılınıb məxfi material deyə alayda əskərçi verilgən. Bunun içi də Kabuldakı Yapon əlçisi kitadanın qol yazmışın var bulub, bu materialların qaçan yazılğanlığı toğırsa heç qandaq əskərçi verilməgən. Muhammed Emin Boğra bilən Yapon əlçisi kitadanın Kabulda uçuraşqan vaxtıqa asasən bunu təxminən 1936-cı ili bilən 38-ci illərinin arlıqıda, yəni mart aylarda yazılğan bu işi mümkün də pərəz qılışqı buludu deydi. Məzgür məxbi materialının üstüge Yaponiya Taşqı İşlər Ministerliyi Yavru-Asiya İşleri Məsulunun imzası, şundaqla Taşqı İşlər Ministerliyi 1-ci bölümü məsulunun imzası mı koyulğan, materialğa mutlaq məxbi digən tam qurulğan. Ondan başqa Kabuldun Tokyo-u ivətilgən məxbi telegramıla içində uzaqdın beri Xitayının kontrolluğudaki Şərq Türkistan digən namdaki məxbi telegramlarım var bulub. Telegramda Xitay hakimiyetinin Şərq Türkistanda qatlıq bastırış edib beri vatqallığı. Şərq Türkistanın hoşunsu bolğan Sovet İttifaqının Xitay hakimiyetini qollab, Uyğurlar üstünü edib beri vatqan bu bastırışlığa yarı yürəkli bolu vatqallığımı alaydı qayıt qılınğan. Bu telegramla yenə Muhammed Emin Boğra Yaponiya hökumetinin yardım tələb qılıb, özlərinin Yaponiyanın yardımına muhtaclığını, Yaponiya hökumətindən ilğar qoral yaraq verişini ödənib, Uyğurların kommunistlərin saxını üçün Yaponiya armiyası Şərq Türkistan çigirisiga yetib gəlsə, biz birlikdə kommunistlərə qarşı durub cəng edib barımız. Yaponiya armiyası bilən birlikdə cəng qılımız. Biz Yapon armiyasının vətənimizə kirişigə muhtac. Əgər biz Yapon hökumətinin yardım bilən kommunistlərin rejimindən Xitaydan qutulsaq, Şərq Türkistan dövlətini və hakimiyyətini qursaq, biz Yapon hökumətinin bizim armiyamızı tərbiyələb verişigə muhtac. Qan baylıqlarını içiş, sanayət, dixancılıq, tömür yol, kövrük yasaş qatarlıq, barlıq texnikilik cəhətlərdə biz Yaponiyanın yardımına muhtac deyilgən. Şərq Türkistan Uyğurları Yaponiya hökumətinin yardımına erişsə, Yaponiyanın siyasətini qəbul qılıb, Şərq Türkistan Yaponiyanın səmimi, rastçıl, dostu buluşqa hər zaman təyyardır. Şərq Türkistan hökuməti Yaponiya hökumətinə iqtisad və başqa cəhətlərdə alayda imtiyazlar verir və bəhrəmən qılıdır. Şərq Türkistan hökuməti Yaponiya hökumətindən başqa dövlətlərə heç qandaq imtiyazlarını bəməydi deyə alayda əskərtgən. Yaponiyada uzundan buyan Şərq Türkistan, yəni Yaponiya Pan-Asiyaizm hərəkətinin başlamçılarından biri olan Siyasin Okava Şumi Asiyanı qaytur qurub çıxış degen dokulatıda Afganistanın siyasi və coğrafilik cəhətdəki möhkümlüyü haqqında toxtulub, Muhammed Emin Boğra bilən Yapon elçisi kitadanın Kabulda uçuruşu təsadüfi iş olmasının bəlkə zəruriyyətdir. Əgər siz Afganistan çigirsiga nəzər salsanız, Afganistan bilən Şərq Türkistanın çigirsidəki Vaxan koridoru qoya bir quyruq qoxşaydı. Vahan koridorunun şimali tərbi Tacikistan, cənibi Pakistan bulub, bu yerdə Əngiliya bilən Rusiya tolumu qızıqarlıq siyasi oyun oynavadıdır. Afganistan padişahı Sovet İttifaqı və Əngiliyanın hücumdan saxlanış qutuluş üçün bar küçü bilən Yaponiyaya yıqılışıb, diplomatik münasibətlərini orun çıxdırışıvadıdır deyilgən. Onun yəni Yaponiya Afganistan bilən 28-ci ilə diplomatik münasibət orunutub, 34-ci ilə 1-ci ayda Yaponiyanın Kabulda tunca elçixanası qurulğanda ilgiri Türkiyə və Misirlərdə yəni baş elçilik vəzifəsini ötəgən kitada kitadanı Yaponiya hökuməti Şərq Türkistan məsələsi haqqədə strategik plan düzəş üçün tezdən Kabuldakı Yapon elçixanasına yetkigən.
Amerika, Angliya, Germaniya, Fransiya, Misr, İran və Qatarlıq dövlətlərinin əlçixalları bilənmə Şərq Türkistanının vəziyyət doğrusunda məxbi uçurlarını Kabulda almaşdırğan deyildi. 38 ilin başda Mancuriya tömür yolunun təkşürüş bölümünün xadimleri xadimlerinin Şərq Türkistan Hakkıdaki uçurlarına asasen, yani Şərq Türkistan'ın 1900, yani bu yukarıdaki etilgan cereyallar, Muhammed Emin Boğra'nın ki Şərq Türkistan meselesini Yaponiya ile bağlıqalıq hakkıdaki 1000 parçadan artıq məhbi telegramının bir kısmı. Muhammed Emin Boğra, yani 1933 ile 11. ayının 13. kurulgan Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti məğlubiyyat uçurgan deyinkin, Ladakı verip, Ladak'tan Hindistan'a ötüş ve Hindistan arkalık bazı bir siyasi faaliyetlerini erip verişini planlığa vaxtı da Kabul'da turup atkan Muhammed Emin Boğra, Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'nin generali boğan Mahmud Muhiti başlık 15 kişilik heyetke sizler derhal bu seferinlerini ahırlaştırıp Şanghay'a verip, Şanghay arkalık Yaponiya'a verip, Yaponiya'dan maddi ve manevi cihetin özenlerini tələb qılınlar degen. Şunun bilan Muhammed Emin Boğra'nın təklifi boyunca Hindistan bu yerlərini aylanıp Şərq Türkistan'a qaytqan Muhammed Emin Boğra Turpandaki özünün yer mülük həmin əslərini setib 13 kişi bilan Şanghay'a gelip Şanghay'dan yani Yaponiya elçixanası bilan sözləşib Yaponiya'nın yol körsüsü bilan Şanghay'dan Kobe'ye gelip 1939 yılı 5. ayının 19. günü özününki bir kısım əzimətlər bilən, yəni Mahmud Muhiti Tokyo'ya gildi. Tokyo'ya gəl vaxtı da Mahmud Muhiti'nin ən birdən bir yakın ədəmlərdən Qəşqərlik ordu dili tərcümanı Muhammed Tohti Bəqzadə və şundaqla Mahmud Muhiti'nin aksi Muslacı Muhiti Qatarlıqla Tokyo'ya birlik edib bu fəaliyyətlərini edib barıdı. Yəni bu fəaliyyətlərini edib bir iş yarayanı da ola yəni Şərq Türkistanın müstəqilliği üçün nurğulluğun köpüken maddi ve mənivi nəzlərin tələb qılan bozumu Yaponiya hökuməti siləsəl səvir qılıb durunla digən təvsiyyəni bəgən. Bu təvsiyyələri səvir qılanmağan bizim qərindaşlarımız ağırlıqda. Bu tarix hazır mı şəkilini vardır? Buna cevap verib boğucu mu Tokyo'daki Angliya əlçixanası qırıb. Angliya'dan sonra baksaq, Angliya baldıraq bəsə Şərq Türkistanı baldıraq azad qüvvətməndoq deyip Angliya əlçixanası qırıb koydu. Angliya bilen Yaponiya'nın münasibeti ot bilen sudak bulu atka vaxtı da bu Şərq Türkistan müstakilçilerinin meydanı yanıla Angliya'ya təvəyə, yanıla Angliya'dan mənfət tələb qılış buldu deyəndən kən şunun bilen söhbətini axırlaşdırıb Mahmud Muhiti özünün bir qısım ədəmlərini elib vətənə qayıtdı, yəni işgirgə qayıtdı. Muslacı Muhiti, Toxtibek Zadi Qatarlıqla Şərq Türkistan mücadiləsini davamlaşdırıb 70-ci ilə, yəni 1951-55-ci illərə onun cərəyanı da yəni Muhammed Emin Qaşqırıda yəni Yaponiyanın arxivlərində var. Muhammed Emin İslami Allah rəhmət qılsın Səudiyyə Ərəbistanında vəfat olub getgən. Bula cami quruş, camidə mədris quruş, yəni Yaponiya Yaponiyanın Xitayğa evətildigən bir qism casuslara Uyğur dilini öyrətmək, İslami örf-adətlərini öyrətmək şu Qatarlıq fəaliyyətlərini elib verirdi. Elib bağandakı 70-ci ilə kəgə vaxtıda Şərq Türkistan məsildəki mücadilə Yaponiyada üzülüb qaladı. Üzülüb qaldığı bu mücadiləni davamlaşdırış, yəni onun üçün mərhum liderlərimizdən Əysa Yusuf Alibəkin Yaponiyaya gəlib, Yaponiya siyasətçiləri ilə görüşüş və bu işlərini davamlaşdırışını elib verib, bulanınki vəfat bolğan mücahidlərimizin qəbrisindəki naiti, konurab, yanbur ötüb getgərgini görgəndən kən qayıtıb gəlib, mərhum Polat Qadirədən Polat Qadirov tapşırıb Səudiyyə Ərəbistandakı baylarımızın iqtisadi məbləğ toplab, yəni Tokyo'daki tamam mazarlığıdaki Uyğurların qəbristanlığını qaytını yasab gülləndirdi. Şunun bilən Yaponiyanın Şərq Türkistan məsələsindəki uçuru 70-ci ildənkin ən ağır vaxtda Əysa Yusuf Alibəkin dəvrindəkin üzülüb qaldı. Üzülüb qalğandakin ya Şərq Türkistanın siyasi vəziyyəti və ictimai vəziyyəti heç qanda uçur olmağan vaxtlarda 1990-cı ilə, yəni barın inqilabı qozğalğandan kən Yaponiyanın Şərq Türkistan məsələsinə bolğan qızıqış qaytadı qozğaladı. Və şunun bilan bir qism adamlarını, oxutuqçularını evətiş bu məsələlərə haqqında tədqiqat edib verişini başlaydı. 1984-cü ildən kən bir qism Uyğur ziyalıları Yaponiyaya çıxıb oxuş fürsətinə ega boldu və şunundan hazırgıç kələvatdı. Yaponiya 2000, yani bulanın Mancuriyada kurgan bir hərbi planı var. Lufthansa hava yolları bilen Mancuriyadın Yapon əskərləri Vahan koridoru kirib, German əskərləri
Vahan koridoru kirib, bu arqalıq Şərq Türkistanı kirib, Şərq Türkistanını müstəqil qılğan deyinkən, yəni Osmanlı'nın ən axırıqı vəkili Abdülkerim xanı şu vaxtın özü də Yaponiyaya gəkilidi. Yaponiyaya gəkilib bunu padişahlıq tikləb, Otur Asiyanı mı, yəni müstəqillik erişdirib, Büyük Türkistan, yəni dövlətini quruş strateji planı nim qılğan bolsa mı, küçük dövlətlərin siyasi oyunlardan əməl qaçmaydı. Şunun bilan 84-cü ildən başlayıb Uyğurlar davamlı kirişki başlandı. Şərq Türkistanın siyasi, ictimai vəziyyəti gündən-günə naçarlaşdı. Bu aralıqdan özü də 2008-ci ilə Yaponiya akademik şəklində, yəni bula Manchuriyada qurğan tömür yol tədqiqatı işxanası oxşaş Xitay məsələləri tədqiqat komitəsinin birini quruldu. Yəni 2005-ci ildə quruldu. Qurğandan kən bununla biz 3 il haqsız xidmətli olduq. Şərq Türkistan vəziyyətinə aid material təyyarlaş, bunu anlatış, həm nəsini qılğandan kən 2008-ci ilə rəsmi bu işxanını Tibet, Uyğur, Moğol işxanası da Taşqı İşlər Ministerliyində, şundaqla Taşqı Xitay məsələləri tədqiqat komitəsində bir qrup qurub, Uyğurlarğa məxsus bir 7 kişilik qrupunu ajırtıp berdi. Bunu ajırtıp bergenden kin ta hazırgı boğa arlıqda Uyğurlarning davası, Uyğurlarning ijtimoiy ahvali bizning tashkilotlarimiz albatta ulama aqtida u emas, bevosita bu tadqiqot komitetining orqali egallangan toplangan uchurlar bosh ministerlikka yo'llanib, Uyğurlarning vaziyati anglatilib kelyapti. Ya'ni biz bu projelarni boshlagandan keyin Tailandda Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz qolib qoldi. Biz u yerga bordik. Türkiye bilen birleşip durup bir projekt işildik. Onu 2013'ten başlayan projekt, onu şimdi azır aşkarlı sanlığa bulu dedi de biz üyeye bağladık. Onu deyken 2015'inci de Kayseri'ye geldik ve Türkiye'de bir kısım projektlerini işlep 2015'inci de. 2015'inci de biz 3. ayda kayıtkan deyken bu hafta 11 dokula teyarlar. Tayland ve Şerif Türkistan'daki Uyghurlarının umumi ahval edigen bir dokulatını teyarlıgan deyken 5. ayının 18. günü boğa vakitte yani baş bakanlıktın, ministerlikten Bu dokulatını Yaponiya İçki İşler Ministerliği, Taşkı İşler Ministerliği, Devlet Müdafiye Ministerliği'nin muavin ministerlikten yukarı boğan adamlarının katılış şartlarına asıldı da bu dokulat 7 yerim saat talaş taşıklı anlatılgan dinkin. Yani 5. ayının 2015. ile 5. ayının 28. gün dinkin. Məxsus imzalab, dünyanın hər qandaq yerində hayatı xəyif küçürğən Şərq Türkistanlıqlar bolsa, Yaponiya 24 saatin 48 saat qıçə qarşı elib çigirgə əkirişkə hər zaman təyyar digən uqturuşdan ilan qıladır. Yəni bu uqturuş diplomatik qaydı boyunca emas, Xitay məsələləri komitetiqi verib, sizlər şu əkdə küçür toplasanlar, bunları əkəsanlar buludur, deyir. Yəni bu, bizki berilgən bu nəsə təsdiqlandıqan deyinkin, İşkirdin, Dalyan'dan, Şanghay'dan nurgulugan perzentlerimiz, nurgulugan kızlarımız telefon kıldı, atalarımız unutup getirdi. Mesela biz maç kıç vasat bulatı, kolumuzda pasportumuz battı degen deyinkin, bulağı Şanghay'daki, Nanjing'deki, Changchun'daki, Beijing'deki, Yaponiya elçihanesi ne ait tezlik bilen, bezellerini 36 saatte ve bezelleri 8 saatin içinde Yaponiya'ya geldi. Bu işkirdin kegen kırındaşlarımızın 22'de kırındaşlarımız var. Onun başka Mısır'dan kayıtkan ve başka yolla arkalık vatandan çıkıp Otur Asya'da, Otur Şerif Turvatkan kırındaşlarımızın hazır 36-30 yakın içi Muşu Yaponiya'nın siyasetinin ki bir yakışılığıdan Allah'ın rahmeti bilen hazır kirip orlaş vatudu, bir yerde yerleş vatudu. Onun başka Yaponiya'da yani Uyghurlarının pasport uzartış, pasport meselesi bombastikten işlağı hatim verilip Uyghurlar rahat yasası buludu, vətəndaşlıq verildi, bulanın pasport məsələsi deyəndək hər qandaq cəhətlərdən Uyğurlarga yeşil çıraq yetib verilir. Məsələ, Uyğur məsələsi gibi olan Yaponiyanın burunqı vaxtlarda biz oy maşu bir gezi çıkan, oy ma bir millət vəkili ikən, ma palancı siyasi parti ikən tutdu. Yal verib gidəddi, yal verib. Ya Rabbim, maş bir dədimizdən altı asaq təb, kavab əpbirib, koy soyubir başlar gidəddi. Hazır o dəvirlər kətti. Mən Zeytinburun'un uğrunda Mişer'de turup hazır kişikini birini bilsin. Zeytinburun'da hayatı hevki uçturgan bana bir Uyghur var. Maşı Uyghur'un 24 saatten işte ekirik etmesek, bombaydı desek, ekirik delemez. Yani Şerif Türkistan davası Yaponiya'nın stratejik planında şu halet geldi. Hem de Yaponiya'nın bu işlağı şüncülü kümül bilip bu projelerde elbette pul getirdi.
Hatta bu kadar biz 7 kişimiz geldik, 7 kişi girip, 7'imizden şöyle, ben bu elbette Şerq Türkistanlık bir Uygur kalan, ben bilen hizmeti gelgen, Türkiye'de hizmeti bulup atkalla Uygur dilini, Türk dilini mükemmel bilirdik. Hatta ben birinci kadar tanışıp ayrıplandı, İstanbul'a gelgen ayal peşinde oturup durup, Uygur dilini sözletti, özüm küçüp gittim bunun bilen. Yerim yolu için yapın dilini nimkip tükenmek. Şundak mükemmel, Uygur dili de, Uygur'un düşündüğün, şundak ademlerimiz hazır İstanbul'a gelip hizmet kılıp atıdı, elbette bu Uygur davasının Uygurlarının kelgüsüge Japonya hükümetinin köngülü bölgenliği. Bizden davayımız ya Allah'ın rahmeti bilen desteklini batıdı ve bunun dinki mi desteklini. Yani bu desteklini işte kandak dese biz doğru yol bilen. Yani Japonya'da ilip birle varken Japonya hükümetinin ki desteği bilen, Japonya hükümetinin yol görsüşü bilen bu davayımızı maçtak etmezsek Hıtay'ın tarihi düşmanı olan ve şundaklı Hıtay'ın en yakış düşündüğün ve Hıtay'ın en takabül turulduğun küçük devletlerden biri olan Japonya bu cihette bizi küçük kuru değmen ve destek verdi değmen. Mesela Japonya'nın özü de 2500 Hıtay mutxessisi var. Xitayning ettiğini radio televiziyasi ichilgandan tortib taqalg'ich xizmat qildi. Bu 2500 odamning vazifasi nima? Texnik kuchni egallash, harbiy kuchni egallash, osonlik millatlarga egallash bu kuchlarning hamma shu yerga to'plandi. Undan keyin elchixonalar bor. Burun elchixonalarda Shanghai bu yerda ishlaydigan elchixonalardagina Xitoy tili bilsin bo'ladi. Hozir ular maxsus kirib, Xitoy masalalari komitetida bizda 2 yildan 3 yilgacha Uyg'ur tili o'rganib, Uyg'urlarning urf-odatini o'rganib, Uyg'urlarning siyosiy vaziyatini o'rganib, shu iddaolarni o'tgandan keyin ondan diplomatik salohiyatiga erishib, Xitoyga diplomatik vazifada o'tigilib bordi ular. Nurg'ulg'a o'qituvchilar va xizmat qilayotgan. Bu uchurlar, masalan, Yaponiyada jurnallarda qanday uchurlar e'lon qilinayotdi, Yaponiyadagi siyosiy partiyalarning ko'z qarashganda buni hamma narsani shuyaga to'planib, buningga hukumat o'zi hukm qilib turibdi. Endi mening u Yaponiyada nurg'ulg'an tashkilotlar va o'zingizlar bilasizlar qurilgan bu tashkilotlarga biz dastlabki nayt samimiy gapimizni dedik, diqqat qilinglar, bu yo'llar mundoq, mundoq bo'ldi desak, endilik shorni kuylagan sur yo'g'indigan bo'lgandan keyin bizning tashkilotlarimizning odamlariga yo'g'lanib ketar ekan. Yo, biz hamma ishni bilamiz, biz hammani so'zishotimiz deydi. Amiriyatda ularning so'zlashgan narsalari shu Xitoy masalalari komiteti uchishdi. Saat 7'den 8'e palan çayxanda bizden razvedikçimiz Yaponiya palan cemiyatının azası ile sözleşti. Bu mandak değişti. Bununla silah kandak karıştı. Hep o komünist düşüdü. O komünist ile bununla analiz verdi. Şununla hem de bu yerdeki Yaponiya'daki okşamağın siyasi partiyle, okşamağın dinli teşkilatla Uygur meselesini kolu eğilip, kozur kılıp oynayışını yakış görürdü. Biz onundan saklanıp, özümüzden yolumuzu biz kıpıhtı olsak, Yaponiya hükümeti inşallah destek veriyordu. 24 saat köz kuluğu bizde, kandak nimimiz olsa, hiç kandak dünyanın yeri de 24 saatin içinde, 48 saatin içinde ekirdiğin iş yok. Ötkendim bu Mısır'dan kaytkan okuvucular meselesinde, Ustaz Sıraycı'nın Azizler Mişer'de bir leksiye uğraştırdık ki, şu vakti dedim Mısır'da okuyan balla, kelinle, tabipen okunla, Yaponiya destek verdi, silahı hem mücahede yeşil çırak yekberdi. Diğer neslerine oturup koyduğumuz. Bizden bir kısım adamla Orta Asya'da projekt işler oturdu. Bir kısım adamla Afganistan'da bizden bu grupunun. Bir kısım adamla Orta Şerik'te, Katar, Mısır'da projekt işler oturdu. Hem de Yaponiya'nın Uygur meselesine bunçilik köngül bölüp, bunçilik projekt işler işine ben gerçi şu grupunu bulup Uygur meselesine mesele olsam özel mi tazı düşenmeyim ben bunu. Hem de bunlar köngül bölüp işte elbette bir gap var. Yapıldıklarını Amerikalılar şundaktaydı. Her bir milletin psikolojisi oldu. Yapıldıklar şundak yamankin dedi. Bir kolda da gül tutup durup, bir kolda adam vurdu dedi. Bu milletin psikolojisini ügenmeyi durup, dünya karşısını ügenmeyi durup, biz uladın birini alamayız. Mesela İslam dünyasına çıkıp da dua kılıp, tövbe günahını ya, sadıkı balanı ya, ilaha amin dese, her kandak Müslüman sadıkı verdi. Yapıniye verip, bunda dua kısak hiç kim beğenmeydi. Hatta yapıldık şundak bir milletken ki, ben heyran kalan bir hanı bile ilişkimiz bir işkandı işleyemiz. Taladın kırıptı şemsiyesi yıl. Moraya ekledim sen dedi, yambar yapatam da sen bilmeyim ben dedi. Vay ananı, taz öbürünü mü gene bu, saran mı mi dedim. Çıksam yambar yapatı, düşün olan çüş damak dedim. Hey, cisamam da yambar yapatı dedim. Ben kırgen deyin ki, yambar toktap kalan olsa, ben sana yalancı yok kolum emez mi dedim. Mesela bir adam bu yerde bir 13. kevetin sekreymen dese biz o onda kımısla bu ülü ilişkiye yaman şeriatı onda da bire yüzümü tosap gittim, tosap gittim, tosaymış da. Yapıldıklar ben 13. kevetin sekreşine o ilişki atı beğendiysem belki bu oyunuz doğru buluşu mümkün değil.
Мондақ бір миллет. Әнді мүші милеттің характерді, психологиясын игерлеп тұрып, біз Шарқ Түркістан давасының докладды қанда қаңлытып, бұның яншығыды ке, пұлыны қанда қалымыз деген, біздің өзіміздің қолады кейш. Әнді япылықланың ке, кәлгісті Шарқ Түркістан стратегісті нұрғылыған тәрәптері бар, нұрғылыған көз қарашылары бар. Оның әмінісіне ашқарлашы, әміні отыр қойшығы. Yani ula hazır baldor dep qaraydı. Lekin bizdin her bir işimizde tarihten beri hazırgıçı Şerq Türkistan strateji şundaq bir bizge destek berip kelibatqan bir milletnin Xitayını parçalaş. Hatta Yaponiya hazır Xitayını nur qılğan kişilar Xitayla bek güçlü, küçümüz yetmeydi. İkinci nomurlu hazır her bir Xitay bir ölük yolvas. Yaponiya her bir mutaxassisleri her hafta bir dokulat berdi. Dokulatı nime deyildi? Şundak bir küçük devlet ne? Yaponiya nime deydi? Bek uruç uzun bu sözlüp geçse deniz uruşudur. İki yarım saatte veyran kılışımız mümkün deydi. Xi Jinping'in şundak küçülüp getken, teknikse işip getken her bir kuralları var bir devlet. Ötke yılı 5. ayının 1. günü küçük küçük boğan aralıkta Şanghay'ı kırıp 8 yıl deniz astıda akbarat ile vatkan Yapon parakotunu bilimgen geldi. Dünyada birinci bab getken. Yaponiya bu gapni oturup koygan deyken, Xitay ihrab olmagan deyken, Qarapaq bizden parkutuba 8 yıl oldu, biz evatimiz senin akbaratını deyken deyken, bununla itiraz bildirdi. Xitay onun için de kudretli, onda bab getkeni yok. Xitay'nın nopus sadece tekniksi yani 70. yıllardı ki, aval Allah, ikincisi biz Xitay'nın eşeddi düşmanı şunda düşmanlardan tayinip bu işte yapmasak ne ihtiyaç oldu. Amerika Washington'dan gelip Şerq Türkistanlıklar için sokuş vermeydi. Yeni bir devlet biz için hep sokuş vermeydi. Yaponiya hazır asasi kanunun 7. maddesini özgertip, biz özümüz korallık uruş haletiki kiriş, uruş kiriş kanunluğa nayt talaş tartışma. Bu kanunla ilense bizge nayt bir paylık tarafta. Hatta İbay depettim ki, 36. yıldaki Yaponiya başveziri komünizmle karıştırışta Uygurlar bizden yakışı hemşeriklerimizden biri dedi. 2008 yılı ötküzülgen bir kıtımlık sökbette Yaponiya başveziri onu metbuatla aşkarlamadı. Xitayını parçalaşta bizden birden bir dostumuz Şerq Türkistanlık Uygurlar dedi. Yaponların bizden kütüvatka ümitleri zor. Yani bula özünün düşmanı olan Xitaylığa dem kılış. Yani ya Xitayını parçalaşta Xitayının Gərbi Şimal tərəfinin parçalaş. Xitayını Şanghay bu tərəfinin parçalanğanda Xitay Yaponiyaya bala buludu. Parxot parxot da köşmən gəlirdi. Çöktürəsin bir-birisini yəb lahan olduğan gülə bu. Әмді біш Қытайыны парчылаштың стратегілік планы ғәрбі шымалдың мұшындақ милетлерінің қолы арқылы Қытайыны парчылап, Қытайының бүйік күшіні парчылаймыз деген дәстек білен, азыр ұйғыр прожесі Японияды мәқсіз күн тәртіп кірді. 2008 жылдың татып, Қытай мәселелері тәтқиқат көріпсі. Най чырайлы қысым бұл. Ой, бізді көгелдейді Қытайдан бәдін тәтқиқ қыламыстан. Біздің әр біріміздің қылыдыға іші бар мұнда. Әр біріміздің жазылған докулаты бар. Шарқ Түркістан мәселесі вәтен ішінің болып атады. Шарқ Түркістан мүжәдедісті ұйғырлар зағады қаншылық күші қалып атады. Әтті Япония бұл аған үшірләні, Қытайдың аған Қытай істіқпаратының аған үшірләні, Қытайдың топлыған үшірләні, бізге жеткізіп, сіләнің шәтелдегі тәшкілатыңлар ішінде Қытай ма тәшкілатқа алайды диққат қылып атады. Бұныңдың қорқып атады. Bunu özünün stratejik planındaki en büyük düşman da oylavatıdır. Diyen geçip uçurlarını verirdi. Yani Yaponiyanın onda uçurlarını almıştırıp onda kıp getişi kelgüsü de büyük bir Türk, Şerq Türkistan stratejisinin bağlılığının direkt verirdi. Karayla. Yaponiya Xitay bilen pekat öşleşmeydi. Xitaylarını pekat kullanmaydı. Biz de bulduğun bosa, Xitay da koyduğun bosa biz ağzımız içini kutudu. Yaponlar pekat onda keplerini demeydi. Yaponluk her bir ataklık profesörünün Şanghay Beijing'de 500 bin adımı var. Dostluk cemiyeti. Nayt Şıraylı Kışlan isimde. Cungu Yapon dostluk cemiyeti. 500 adamı toplaydı, Yaponiya yakıldı, miman kıldı, oyuntudu. Bu Xitaylardan nurgun akbarat alıdı. Bu Xitaylar özünün kandak şekilde Yaponiya'ya casus olup gitkinden bilenmeyi kalıdı. Bu uçurlarını neymiş kıldı Yaponiya? 2005 yılı Xitay İcdimai Pella Ekedimisi'nin ekegen bir Xitayını aşağıda oynatıp Muşun'da bizde mutxassislerge 700 adam toplandığa ya dokulat begende 2005 yılı aşk Xitay şundak dedi. Uygurlar ham çocuğunu ham sarı avatsızlar dedi. Hazır
Beijing İctimai Fenler Akademisi Şincan Tetkikat İşhanesinin stratejik planı siyasetini imza koyup duvetse sizler müstakillik emez deydi. Aşağıdaki Uygurların nefes ağacılık kudurduğuna kalmaydı. Kamp planını Hıtay şu vakti kurup bakan. Bu şunu nereden alıdı? Yapınıya şundak adamlarla dost iş durup alıdı. Eğer bizden kerindişimiz boğan Türkiye, Hıtay bilen boğan münasebetlerde, Hıtay Kunzi İnstitutu'nun birini kursa, Yunus Emir İnstitutu'nun üçünü kuralsa, Hıtay bilen yıkılışıp durup Şerp Türkistan meselesinde muşta uçurlarını topla, muşta kıpırası bulattı bizge. Emriyette bu da hazır kıvaktığın özüyle ne o dikkat kısam, pulunu çıkarak verse Sultan Ahmet Camii'sinin beri bir tutan da ekledi bu da hazır. Ama ondak desek bulmaydı, ondak bolsa bulmaydı de bir devlette stratejik plan buluş gerek. Yapılar şundak yakın Hıtay'la bile, şundak izsili ötüldü. Herkes yapınıyordu bir adam Hıtay'ın tutulamaydı. Ama 6-7 bir yakak vakti de bu Hesen Şerik, bu kurutlarını kandak desek öldürürsek oldu dedi. Hatta aşkan da işte vatkan bir yayın. Yapıldık, aşbaz, bir Hesen Şerik çıkıp kalsa vakti doğurup Hıtay'dan birini öldürdüm de tolaydı. Marokluyum. Hatta Hıtay'da işlediğin derseniz şunu da közüp satsanız bunda karakot cümgör işlenip gene benim uyumdu bağ dedi. Hıtay'a maddi ve menevi cihetin imbargo kılalığında bir millet özünün menfaatini saklayalıydı ki kardeşler. Şunun aşkı biz hem de Japonya meselesi başka devletlerde kanda Japonya meselesi ki gende burun biz bu milletvekillerini izlep ağır buladık siyasi partinin adı. O baskışlardan ötüp gettik. Hazır bu mesele aş tetkikat grubusu biz Uygurlar özümüz şilavatımız. Aş başbakanlıkta özümüz mesaj attığımız şula bilen kılavatımız. Hatta bizden aşağıda tutulup çoğunluğa Uygurlarımızdan Birleşken Devletler Teşkilatı işleydi Allah'a. Uygurların üçü var. New York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı'nı aşağıda işlavatkan. Japonya vekili bulup durdu. Ola aşağıda değişivatkan geplerini, Mişerik'i bulvatkan derslerini hemisi almış durdu. Hem Japonya'nın aşağıda tutulan bir Şerh Türkistanlı Uygurlar aşıncılık imtiyazlarının bir aşağıda işletilişi, aşıncılık kolluşu erişişi, kolluşunun özü, Japonya'nın Şerh Türkistan stratejisi de büyük bir stratejinin bağlılığını direk verdi. Hem de ki mesele, biz Japonya'nın bu stratejilerinin kandak paylanıp, ulanın maddi ve menfaatini kolluğu alalaymış diyen mesele. Hem onlar köprü rahmet, cık sözler, vaktinlerine yap koydum. Minoda kulağını arkadaşlar.